gibi. Ya eşimin öyle şeyini telefonla şeyle yakaladım. Ondan sonra da görenler de ona benzettik deyince direkt zaten her kime sorsan, çocuğa sorsan çocuk dahi onlara yönelir. Ondan yöneldik. Başka şeyler Ya oldu kızım. başka şeyde hiçbir şey olmadı yani. Sadece öyle o düşüncede oraya yönlendik. Şimdi bu çıkınca olmaz demiyorum. Buraya da olur diyorum. Hayır, Mutiye. Diğer ihtimali de hala düşünüyorsun değil mi? O Mutiye. ihtimali de olmaz değil. Her iki tarafta mesela bir taraf haklanmadan efendim. Şimdi o dönemde kayınvaliden diyor ki biz bu olayı diyor Mutiye gördü, ortaya çıktı olay ama kimseye söylemedik diyor. Sonra öğreniyorum ki gene kayınvaliden söylüyor. Sen sağda solda bir iki arkadaşına da olsa söylemişsin. Bak o da nasıl oldu? Benim arkadaşla. Demedim. Kim? Dur bak o konuda da nasıl oldu? Benim arkadaşlarımla eşimin arkadaşları birbirimizi tanırız. Kızlık arkadaşlarımız. Benim çocuğa demişler ki anne niye ayrıldı demişler. Evden eve ayırdığımızda. O da Halim yengem için ayrıldık demiş. Yani o niyetle onlar da yani Çocuk öyle bile öğrendiler. biliyormuş. Çocuk bile biliyormuş. Başka Yani türlü de bu köyde öğrenmediler. çocuk bile biliyormuş Mutiye Yani bu. evet çocuk bile biliyordu Gizli yani ne kadar kalmaz. da ama tam gerçek olayı bilmiyordu. Tamam. Ama sonuçta bu çocuğun bile bildiği bir olay Ya gizli kalmaya gizli kalmaz kalmaz. zaten. Peki bir de bir Nimet ismi geçiyor. Buna ne diyorsun sen? Bir de fotoğraf Aynı. bulundu cüzdanında biliyorsun Ramazan'ın. O Bu işte. Nimet olayı da ben ha Nimet dur o Nimet olayı da Konyalı. Bu Nimet olayda benim ablasının düğünü vardı. Orada tanışmışlar. Bu nişanlandı. Ayrılmaya kalktık. Ayırmadı babam. Biz evlendikten sonra tekrarladı. Bu 5 sene sonra bunlar ayrıldı. Ondan sonra kaybolduktan sonra bir daha tekrarlamışlar. Bu Nimet olay. O da Konya'da. O da evli. Neyi tekrarlamışlar? Yani bu Gülzade ondan sonra Nimet, Fatma'nın bir alakası var mı? Yani Şey mesajlaşmalar. tam anlaşılmadı. Bu Nimet onun yani Ramazan'ın eskiden görüştüğü bir kızmış da sonra yeniden mi görüşmeye başlamış? Tam anlayamadım Evet. ben olayı. Evet. Öyle diyecek de doğru konuşmuyor. Valla ben nişanlıydım. O zaman askerdeydi. Ablasının düğününe geldi. Orada tanışmışlar o Nimet'le. Halasıgil getirdi. Halası da Gülzade halası tanıştırmışlar. Ondan sonra bunlar tanışmadan sonra tekrarlamışlar. Yani devam etmişler. Ondan sonra ben evlendikten sonra öğreniyorum. Ondan sonra ayrılıyorlar bir zamandan sonra. Ben öğrendikten sonra mı ayrılıyorlar? Kendi sebepleri dolayı mı ayrılıyorlar? Ondan sonra 5 sene sonra bir daha tekrarlıyorlar bunlar. Peki bu Nimet mi? Ramazan kaybolduğu sıralar. Şimdi onu soracağım. Bu Nimet ortada mı peki? Ortada. Kayıp falan değil, değil Yok mi? yok yok. Yo. Evini falan ben bilirim. Peki bu Nimet o. Nimet Ortada ortada. Eşim öyle gitmezdi. Mesela eşi var, ben çocuk gideceğim var. Ortada. derse dahi korkusu yoktu. Ben giderim derdi. Peki bak Mutiye bu Nimet de, Korkusu yoktu. Öyle de yapardı, öyle de yapardı. Bu Nimet de evli bir kadınmış. Çoluğu çocuğu varmış. Evet. Kocasının da bu işten haberi olmadığını Evet, nereden evet. biliyoruz? Evet. Kocasının duymadığını nereden biliyoruz? Kocası, Yani o kayınvalide. zaman onlara da yoğunluk verdim. Onlara da ben iki taraftan da şey yaptım dedim. Bu Ramazan da Olabilir, o da olabilir. Ramazan da az değilmiş yalnız. Olmaz Kusura değil, bakmayın da. olabilir. Çok mu Evli, çarptı? barklı kadınlarla yani böyle şeyler Az değildi. yaşarsa Çıktı. olacağı bu. Ne Sen işin var senin? Karın var, çocukların var, karşı komşunun. Valla. Bakılır mı böyle bir şeye ya? Şimdi kime yaptı kardeşim? Annesine yaptı, bana yaptı, çocuklarına yaptı. Niye yaradı? İşte eyvah dedi ama iş işten geçti. Hayır, çok Doğru. Yoruldum iyice. Yemin ederim yoruldum. Haklı kadıncağız. Ben televizyona bağlanmak da istemiyorum artık. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Benim psikolojim bozuldu. Yalvarıyorum artık. Ne, bulanacaksa cinayet masası mı gidecek? Ne gideceğse girsin artık. Neymiş de kızı hastaymış da gidecekmiş. Ben 4 senedir hastayım. Kimin haberi var? Çok mu çapkınmış? Bir de akrabadan kimselerle Neyse, çıkmış hayır. ilişkisi olmuş mu? Çünkü akrabalar niye nefret ediyor? Hani bu Bir kadar de bir... avukat hanım çapkını da kendi gezmezdi. Bu arkadaşlarıyla bir gezerdi. Olur mu Bunun canım, hepsi çapkın bilir. adam kendi başına Bilir da çapkınlık yapar. Bunu arkadaşlar da bilir gezdiğini. İyi de Sultan Hanım Bilir de eşi de bir gezdi. arkadaşlarının evli kadınlarla adı çıkmamış. Senin oğlunun Tamam, çıkmış. Bizim kaybolunca bizimki meydana çıktı. Tabii canım Ama şimdi herkes bu giden çıktı. diyorsunuz ki Kalan gizli. Beşi bir giderdi bunların.
Hiç başka bir yere gitmezdi. Hiçbiri bilmezse bunu Konya'da İsmail yine bilirdi. Ama onlar bile evli kadınla... İşte neden konuşmuyorlar? İzin ver, cümlemi tamamlayayım. Evet, buyur. Onlar bile evli kadınla adı çıktı diye eskisi kadar samimi olmuyorlarmış. Demek ki onlar bile onaylamıyorlarmış. Çıksınlar işte, iyi veya kötü. Benim çocuğum kötüyse kötü desinler. Biz onlarla Sultan'a gitmezdik ki. Bağlansınlar burada iyi veya kötü. Allah rızası için üç çocuklar, onların da var aynı arkadaşların. Onların da var çocukları. Onlar bağlansın iyi veya kötü yenge, sen yalan söylemişsinler. Sultan Hanım, iyi olmak kötü olmak başka bir şey. Tamam. Ahlaklı olmak, ahlaksız olmak, çapkın olmak, zaaflarına yenilmek başka bir şey. Çapkınlıkta da beraberlerdi, uslulukta da beraberlerdi, şu kadar da bunlar beraberler. Ama doğru, Konya'dakini kendi nimeti benim oğlan kendi bulmuştur, bekar. Bekar kaydı, doğru sonradan tekrarlaymış olabilir. Bunu da kapısının önündekinde yani bilmem, onu Allah bilecek. Ben görmedim. Kadının girdiğinde görmedim gittiğini de. Kadın, gelinin bağırınca girdi. Süsbayım kız neymiş neymiş dedik. Onlar bize de bir zarar, bir işi karşımıza çıkıp bir zarar demediler. Yani biz de kimseye ben demedim. Vallahi öyle kaldı. Bir sıçrar çekirdeği, ama iki sıçrar çekirdeği. Doğru ben de diyorum işte. Ama arkadaşları bir şey bilir Serap Hanım. Böyle şeyler gizli kalmaz zaten. Bilir, bir yerden patlak bilir. Hocam bir şey söyleyecektiniz. Yani burada bu erkeğe yönelik namus cinayetine uymayan tek bir şey var. Çünkü bunlar onur cinayeti olarak geçer literatürde. İbretlik olarak öldürülür. Yani tabii evet. Yani cinayet çok fena bir şey, çok vahşi bir şey ama genelde yapılan ya bir yere bağlarlar, mutilasyon vardır. Yani bir takım organlarını kesip bırakırlar. Evet. Yahut da infaz edip bulunabilecek özellikle bir yere bırakırlar. Yani burada hani kaybolması çok uymuyor bir tek. Tabii nasıl bulunacağına da bağlı. Bulunacak mı? Tabii. Bulunacak mı? Ona bağlı. Tabii. Bir de, peki de gömdüler, bir cinayete Allah kurban kesin gittiyse, bulunduğunda nasıl bir cinayete kurban gittiği de aslında hangi amaçla bu cinayetin işlendiği yönünde de bize ipucu verecek. Tabii. Tabii. Ama bence Mutiye bu neydi ismi öbürünün? Kimin? Nimet. 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 Bu Nimet tarafına da bakmak lazım. Yani o tarafta da bence Nimet de genç bir kadın, doğru mu? Bakmak tarafı şey, aynı yaşta. Bak. Söyle Mutlu. Doğru doğru bakmak lazım. Çünkü Fatma ile Nimet Gülzade üçü bir dolaşır diye ben duymadım, görmedim. Ama duydum gerçi de kayınvalidem Gülden tarafı ya duydum. Yani ne kadar gerçek, ne kadar şey bilmiyorum. Peki sen bu Nimet'le... Bu Murat'ın karısı Gülzade, ha. Nimet üçü bir arkadaşmış. Bu benim hanım, benim... Anladınız o Murat, yanınızda Murat var ya. Nimet'le konuşmuyordu, sadece halam, Gülzade'yleydi. Hemen onu oraya atma. Teyze kızı diyor, ondan ödü. Sadece Gülzade'yle Gülzade işte... Nimet yani olmaz ki, Gülzade de Nimet'le arkadaştı. Gülzade de Nimet'le arkadaştı. O sadece Gülzade'yle görüşüyordu. Arkadaştı, ondan eminim ama. Gülzade'yle görüşüyordu, Nimet'i tanımaz, görmez. Ben bile Nimet'i bir kere tamam gördüm. Tamam işte, Gülzade de Nimet'in arkadaşıydı. Olabilir, olmaz diye bir şey yok. Evet. Tamam, ben konuştuklarını bilmiyorum, sadece duydum. Ben iddia edemem ama duydum. Gülzade'nin arkadaşı da Nimet. Olmaz diye bir şey yok, olabilir. Murat, Nimet'in kocasını tanır mısın? Araştırırsın. Bir kere gördüm. Ona göre neyse o şey olsun. Bir adam, bir dakika. Mutiye. Bir kere gördüm. Nasıl bir adam? Ben onun kocasının öyle o işi yapacağını zannetmiyorum. Niye? Zannetmiyorum. Öyle bir adam değil. Kaçırtmaz mı yani onu? Sebep? Nasıl karar verdin? Böyle bir... Yani çok özür dilerim. Kadın bir yere git desin gider, gitme desin gitmez. Uysal bir adam yani. Yani resmen kadın şey var, pek onu öyle bir vallahi şey yapacağını zannetmiyorum. Kötülüğün nereden geleceğini. Ama, suyun yavaş akanıyla insanın yere... Ama genelde şey yapamam. Benim bir kere gördüğüm... Benim kendi kanaatimce söylüyorum ben bunu. Ben zannetmiyorum onun öyle bir şey yapacağını. Şimdi dünyada da öyle seri katiller de dahil olmak üzere etraflarına soruyorlar nasıl bir insandı. Evet. Çok sessiz, mülayim, kendi halinde, işte neyse başı yumuşak böyle tarif ediyorlar biliyor musunuz hoca? Evet. Kesinlikle öyle. Hatta yani bu Ted Bundy mesela en meşhur, hani bütün dünyaya mal oldu, kadınlar sıraya girdi, yani bu kadar iyi, bu kadar iyi bir insan şey olamaz, seri katil olamaz diye, kaç tam hatırlamıyorum ama 20 küsur kadını öldürmüş.
İşte bu. Ve kendini hiç belli etme. Seni buldu öyle. Tabii. Yani ne derler? Doktor. Yavaş atın tekmesi pek olur derler. Bilemeyiz. Hı? Yani o kocası onu yapmaz. Öyle bir an gelir benim ki. Kendi kanaatim bu ama bilemem gene de. Şey beni önemli. Mazur göründü. Bir şey sormak istiyorum. Sizin eşinizle Ramazan arası nasıldı? Abla kardeş gibiydiler. Giderler. Samimiler miydi? Giderler gelirler. Görüşürlerdi. Siz sen daha mı fazla görüşüyorlardı? Görüşürlermiş. Görüşürlerdi. Biz hep Ramazan gittikten sonra duyduk biz bu kelimeleri. Yani Ramazan'ın hep yaramazlıklarını, açıklandı. Çapkınlıklarını sizin orası eşiniz bilir mi? Yok, ama bilmiyorum. Yalnız şu var. Ramazan benim eski eşimden bir şey gizli. Bana söylemezdi ama eski eşimle konuşurdu. Eski eşimle konuşurdu. Şey vardı. Bana hiçbir şey söylemezdi. Ama onunla bana söylediği de oluyordu. Ama öyle sırdaşlık ederdi yani. Tabii yani çünkü nimetle bağlantı mı? Aslında Mutiye de onu demek istiyor. Sırdaşlık ederdi ama bunun dediği o kadınla benim eski eşimin hiçbir alakası yok. Hayır ama Murat Bey şimdi bu kadar çapkın bir adam sizin yani eşinizi sırdaş edindiyse daha fazla sizden yani samimiyse kıskanmıyor muydunuz? Kıskandığınız kişi Ramazan Bey mi? Şimdi kıskanacak bir durum yok ki ortada hocam. Şimdi bir kadın eğer kocasını kıskandıracaksa kıskandıracak ama bir hareketler dedektif yapar. Dedektif tutuyorsunuz yani bir hareketlerini görmüşsünüz kıskançlıkla ilgili dedektif tutmaya kalkıyorsunuz. Çok ciddi bir şey. Bir ben onu başka yerden gördüm. Ramazan'dan dolayı değil. Başka bir şekilde başka yerden gördüğüm için ben. Belki Ramazan da sizin eşinizin yaramazlıklarını biliyordu. Çok kankalar ya. Bilemem. Belki bilmemesi gereken bir şeyleri bildi diye bilemem. Güne gitti. Bilmiyoruz onu. Orasını bilemiyorum avukat hanım. Mutiye, ben bir şey diyemem. Mutiye kocanın... Ne olur derim ne olmaz derim. Mutiye kocanın yaşadığını düşünüyor musun? Efendim.